Diyanet Haber'den iyi akşamlar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Öncesinde yaptığı basın toplantısında ise FETÖ operasyonu ve Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaları. İnsanlığın karşısında önemli bir sınav olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Terörle mücadele başta olmak üzere Suriye ve Irak krizi, mülteci sorunu, tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi ki bizim bir demokrasi mücadelemiz olmuştur milletçe. Bunun karşısında Türk milletinin duruşuyla dünyanın duruşunu değerlendirme noktasında olacağım. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketinden önce bir basın toplantısı düzenledi. Bir soru üzerine Özgür Suriye Ordusu ve Amerikan Özel Kuvvetleri arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Türk ordusunun karışıklığı çözdüğünü ifade etti. Özel kuvvetler Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki Özgür Suriye Ordusu tarafından istenmedi, istenmiyor. Amerikalı yetkililerin davranışları süreci bu noktaya doğru itti. Bizim özel kuvvetler mensuplarımız, Amerikalı özel kuvvetler oradaki yetkililerini ki 27 veya 30 kadar idi, onları almak suretiyle oradan çıkardılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın haklılığını dünyanın kabul ettiğini ifade etti. Biz Münbiç operasyonunda kesinlikle PYD, YPG olmayacak dedik. Çünkü Münbiç denilen yer Araplara aittir %95'i itibariyle. Bunlar tuttular Münbiç'i sanki PYD ve YPG'ye ait olan bir yermiş gibi göstermek suretiyle oradan gir, ondan sonra kuzeye doğru çık. Dedik olmaz, yanlış yapıyorsunuz. Gelin bu işi kuzeyden güneye doğru yapalım. Dediler ki o 3 ay 4 ay sürer. Ne oldu? 15 günde 20 günde iş bitti. Haklıymışsınız. Şimdi öyle diyorlar. Erdoğan harekatın sınırlarını da çizdi. Ne oldu? Cerablus halloldu. Cerablus halkı şimdi dört dörtlük sevinç içinde dönüyor mu? Dönüyor. Aynı şekilde Ray. Bak orası da temizlendi. Şimdi Bab'a doğru iniyoruz. Ama oraya kadar niye iniyorsunuz? Şimdi soru bu. Ya ineceğiz. Biz buraları bize tehdit unsuru olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Erdoğan'ın gündeminde FETÖ'yle mücadele de vardı. Dünyaya FETÖ'nün iç yüzünü her platformda anlatmaya devam edeceğiz dedi. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 135 devlet ve hükümet başkanı 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York kentinde bir araya gelecek. 26 Eylül'e kadar sürecek görüşmelerde Suriye'deki savaşla birlikte krize dönüşen göç ve sığınmacılar konusu, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri ve iklim değişikliği konuları ön planda olacak. Sayın seyirciler, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 19 Ekim Gaziler Günü münasebetiyle karargahta düzenlenen törende konuştu. Gazilere ve ailelerine hitap etti. Akar konuşmasında terörle mücadelenin yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı'na değindi. Türkiye'nin bölgede nefsi müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Arkadaşlara günaydın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları tarafından tek bir masum vatandaşımızın kılına dahi zarar vermeden büyük bir azim ve kararlılıkla, büyük bir dikkat ve hassasiyetle terörle mücadele harekatı. Diğer taraftan sınır ötesinde ise öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere bölgenin huzuru ve yerlerinden edilmiş insanların yurtlarına kavuşması amacıyla Fırat Kalkanı harekatı sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir başka ülkenin toprağında gözü yoktur.
Sadece ve sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac ibadetini tamamlayıp yurda döndü ve bugün Diyanet Teşkilatı'yla bayramlaştı. Görmez yaptığı konuşmada tüm hacıların hac sürecini 15 Temmuz'da büyük bir badire atlatan Türkiye için dua ederek geçirdiklerini söyledi. Hain darbe girişimi sırasında dünya Müslümanlarının kalbinin de Türkiye'deki kardeşleriyle attığını belirtti. O gece akın akın Mescid-i Nebevi'ye koşup dualar edenler, darbenin püskürtülmesinin ardından sadaka dağıtanlar olduğunu anlattı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac dönüşü Diyanet çalışanlarıyla bir araya geldi. Geleneksel bayramlaşma törenine katıldı. Yaptığı konuşmada ise 15 Temmuz'un İslam dünyasındaki yankısına dikkat çekti. Meğer 10-15 Temmuz'u bütün dünya yaşamış. Bütün İslam dünyası bizimle birlikte 15 Temmuz'u yaşamış. Hac'ta diğer dünyanın, dünyadan gelen Müslümanlarla konuştuğumuzda görüyoruz ki hepsi aynı, o gece biz ne yaşadıysak, biz evimizde duramamışız, onlar da duramamışlar. Biz sokağa çıkmışız, onlar da çıkmışlar. Biz camilerden sala okutmuşuz, onlar da sala okumuşlar. Biz camilere gitmiş dua etmişiz, onlar da gidip dua etmişler. Ülkemizde hain darbe girişiminin yapıldığı o gece Mescid-i Nebevi'de bir ilk yaşanmış, Medine'deki Müslümanlar Türkiye için peygamber makamında Allah'a yalvarmış. Medine'de birisi anlatıyordu, dünyada çok hadise yaşadık, biz Medine'de grupların, insanların gruplaşarak gece 1'den 2'den 3'den sonra gruplaşarak Mescid-i Nebevi'ye gelip Ravza-i Mutahara'nın etrafında gözyaşı döküp dua, bir tek amaçla dua ettiklerine ilk defa şahit olduk. Suriye olayları oldu, işgal edildi. Biz böyle bir şey görmedik. Gazze'ye saldırılar oldu. Biz böyle bir şey görmedik. Görmez, Moritanyalı bir Müslümanın bu mübarek mekanda sadaka dağıttığını da anlattı. Saat 3 oldu. Anladık ki darbeciler başarısız oldu. Annem bana dedi ki, Abdüddaim, evde bir meblağ paran var mı dedi. Meblağ değil, çok para var dedim. Hiçbir kuruşu bırakmamak şartıyla hepsini çantaya doldur dedi. Ve derhal bütün bu paraları götür, Mescid-i Nebevi'nin etrafında dolaş. Gördüğün bütün fakirlere avuç avuç dağıt. O değil mi ki Türkiye'miz kurtuldu, bizim en azından tasadduk etmemiz lazım dedi. Ben de bulduğumu çantaya koydum. Tam çıkacağım, bir dakika dur dedi. Gitti. Demek ki her yerde varmış, yaşlı kadınların bir çıkını olur. Getirdi, dedi ki, o her gün bana verdiğin haslıklar var ya dedi, bunlar da benim dedi, bunları da üstüne koy, götür dağıt. Ve götürdüm, hepsini dağıttım. Kendimi kuş tüyü gibi hafiflemiş hissettim dedi, elhamdülillah. Diyanet İşleri Başkanı, darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'nin büyük bir badireyi atlattığını vurguladı. Eğer başarılı olsalardı, tıpkı Suriye'de olduğu gibi birkaç aydır bu bütün tarih boyunca mazlumlara umut olmuş bu topraklarda, bu milletin evlatları, askerler belki kendi aralarında iki gruba bölünüp köşe başı silahlarla birbirlerini öldüreceklerdi, Allah korusun. Yahut polisle asker karşı karşıya gelecekti, ayrı ayrı. Milletin fertleri karşı karşıya geleceklerdi. Ve biz belimizi zor doğrulturduk. Onun için Cenab-ı Hak bizi çok büyük bir badireden kurtarmış. Hamdolsun. Görmez, haccın bir ayna olduğunu ifade etti. İslam dünyasından bu aynaya yansıyanları anlattı. Haccın aynasından İslam dünyasına baktığımızda kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Kardeş kardeşi katlediyor. İnsanlar ölüyor. Hac bize
aynı zamanda eşit olmayı öğretiyor. Irkların, renklerin, dillerin Allah katında farklılık teşkil etmediğini, üstünlük teşkil etmediğini öğretiyor. Üstünlüğün takvada olduğunu öğretiyor. Ama İslam dünyasına baktığımızda ırkçılık, mezhepçilik almış gidiyor ve Müslümanlar Allah'ın istediği yerde değil. Sayın seyirciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci ve yüz binlerce öğretmen okullarının yolunu tuttu. Bu yıl anlatılan ilk dersin konusuysa 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve milletin şanlı direnişiydi. Okul bahçeleri bugün yine çocuk sesleriyle şenlendi. Ders zili bir kez daha çaldı. 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen ders başı yaptı. Geldin çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Tatilim çok güzel geçti. Derslerime çok çalıştım. Daha çok çalışacağım. Yeni eğitim öğretim yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Haftası temasıyla başladı. Erzincan'daki Salih Erkan İlkokulu'ndaki açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hain darbe girişimiyle ilgili attıkları adımları anlattı. Önümüzdeki yıldan itibaren bütün ders kitaplarında ve müfredatta bu konu yer alacaktır. İkinci olarak darbeci terör örgütünden devraldığımız okulun tamamını okul olarak eğitime öğretim açtık. Bugün öğrencilere 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma konulu broşürler dağıtıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların üzerine çıkan, mermilerin altında can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anarken gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ayrıca öğrencilere darbe girişimi sırasında yaşadıklarımızı anlatan ve fonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu İstiklal Marşı'nın yer aldığı bir video filmi izletildi. Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. ...15 Temmuz konulu filmde 5 milyon kişinin katıldığı tarihi Yeni Kapı mitinginde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı dua da yer aldı. 15 Temmuz gecesinde milletimizi bir ihanetten, bir işgal hareketinden kurtardığın için sana hamd ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında ilk dönem 20 Ocak 2017'de sona erecek. Yarı yıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönemin son zili ise 9 Haziran Cuma günü çalacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının narkotin projesi uygulamaya geçti. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak üzere okul önlerinde kontroller yapıldı. Kafeler, parklar, oyun salonları hepsi denetim altına alındı. İşte bu önemli projenin ayrıntıları. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotin ekipleriyle bugün okul önlerinde denetimdeydi. 81 ilde okul içi ve dışında güvenlik önlemi alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının ortak projesinde amaç güvenli bir eğitim ortamı sağlamak, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek. Çok sağlıklı bir şey, devamını da bekleriz. Çünkü her şeyin başı burası. Taptaze çocuk bunlar. Benim oğlum da her şeye özeniyor. Değişik bir şey gördüğü zaman acaba diyor. Proje yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde uygulamaya konuldu. Narkotinler okul çevrelerinde devriye gezdi. Kimlik kontrolü ve arama yaptı. Gençlerin gittiği kafe, park ve oyun salonları da sıkı denetim altındaydı. Proje kapsamında ayrıca güvenliği olumsuz etkileyen öğrencilere psikososyal destek verilecek. İlişiği olmayan kişilerin okulların çevresinde bulunmasına izin verilmeyecek. Eğitim öğretim ortamını olumsuz etkilediği düşünülen metruk bina ve yapılar hakkında işlem yapılacak.
Sayın seyirciler, hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar şimdi de Medine'deki mübarek mekanları ziyaret ediyor. Hacılar Kuba Mescidi'ne, Kıbleteyn Mescidi'ne ve Okçular Tepesi'ne gidiyor. Bu kutsal atmosferde ibadetler yapıyor, dualar ediyor. Ziyaretlerini tamamlayanlarsa kafileler halinde yurda dönüyor. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'in makamını ziyaret eden hacıların bir sonraki durağı Kuba Mescidi oluyor. Burası Resulullah'ın hicret yolculuğundaki ilk durağı. Medine'ye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kuba'da Peygamber Efendimiz 14 gün kalmış ve kendi elleriyle Kuba Mescidi'ni inşa ederek namaz kıldırmıştır. İslam tarihinde büyük öneme sahip bu mescitte müminler namaz kılıp dualar ediyor. Daha sonra çift kıbleli mescit anlamına gelen Kıbleteyn'e geçiliyor. Peygamber Efendimiz önceleri namazlarında kıble olarak Mescid-i Aksa'ya yöneliyordu. Ancak gönlünde Hazreti İbrahim'in kıblesi Kabe'ye yönünü çevirmek vardı. Ve Peygamber Efendimizin gönlündeki hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra Bakara suresinin 144. ayetiyle birlikte vahyolundu. Ve rivayete göre o esnada namazda bulunan Peygamber Efendimiz ve sahabesi yönlerini Mescid-i Aksa'dan kıbleye çevirdiler ve böylece bu olayın ardından yapılan cami Kıbleteyn, yani çift kıbleli cami olarak tarihe geçti. Hacıların ziyaret ettiği mekanlardan biri de Uhud Savaşı'nın gerçekleştiği Okçular Tepesi. Burası Okçular Tepesi, Uhud Savaşı'nın en önemli, en stratejik noktalarından birisi. Peygamber Efendimiz buraya yerleştirdiği 50 okçuya, "Benden ikinci bir talimat gelmeden her ne olursa olsun tepeyi asla terk etmeyeceksiniz." dedi. Ama savaşın seyri Müslümanların lehine ilerledikten sonra kazandık sanarak ganimet sevdasına düşen okçular tepeyi terk ettiler. Ve bu karar, okçuların vermiş olduğu bu karar bize 70 şehide neden oldu. Hacılar Medine'de Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabelerin kabirlerini de ziyaret ediyor. Uhud şehitliğinin önündeyiz. Burada 70 şehidimizin hemen arkamızda görmüş olduğunuz şehitlikte mezarları var. Mezarların içerisinde sadece iki tanesinin ismi günümüze ulaşabilmiş durumda. Birisi Hazreti Hamza Efendimiz, diğeri Musab bin Umeyr. Bu arada yurda dönüşler de başladı. İstanbul ve İzmir'deki karşılamalardan duygu dolu görüntüler yansıdı. Uygulandık, çok güzel şeyler, vazifemizi yerine getirdik. Gördüğümüzde Allah'ım dedik ki, şimdiye kadar yaptığımız duaların kabulü, bundan sonra da yapacağımız duaların kabulünü istiyoruz. Kabe'de gereken duaları yaptık, hocalarımız yanımızdaydı, Allah razı olsun. İyi geçti, çok iyi geçti. Allah herkese nasip etsin. Allah hepinize nasip etsin. Hepiniz de böyle giderseniz, o toprağı bir tadasanız, oraları bir gezerseniz, görerseniz ama... Sayın seyirciler, Diyanet Camiası Kahramanmaraş'tan acı bir haber aldı bugün. İl müftüsü Muhammed Gevher geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat etti. Bizleri yoktan var edin. Kahramanmaraş müftüsü Muhammed Gevher 19 Eylül Gaziler Günü törenine giderken yolda rahatsızlandı. Şoförü tarafından en yakın hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gevher ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gevher müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaklaşık 5 yıldır Kahramanmaraş Müftülüğü görevini yürüten Muhammed Gevher 63 yaşındaydı, evli ve 6 çocuk babasıydı. Evet, bu haberle Diyanet Haberi'nde sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın akşam saat 19'da yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim, iyi akşamlar.